şöyle yayalım. Aynen abi. Şimdi biz bu sene biz Sivas'a gittik. 6. ayın 12'sinde. Bize yaklaşık olarak 1 milyar 650 lira radar cezasını yazdılar sağ olsun. Osmancık bölge trafiği. Yani bir şehirde bir tane radar cezası olabilir. İlçede olabilir ama bizde rekor ceza. Yani bir ilçenin giriş ve çıkışında yaklaşık olarak 5 tane trafik cezası. 60'da gitmişiz, 70'de gitmişiz. 5 şeritli yolda. Ve maalesef bize rekor bir ceza yazıldı. 3 tanesi sabit galiba. Bir tanesi de seyir radar. Hatta ben oranın emniyet görevliyle konuştuğumda bana ben sordum kaç tane radar var sizin ilçede? 3 girişte, 3 çıkışta. Biz 4 tane ceza yedik dedim. Biri de seyir radar o zaman dedi bana. Peki ne olacak dedim yani siz bir devlet memuru olarak bir ilçeden giriş çıkışta 1650 lira öderseniz bu sizin hoşunuza gider mi diye sorduğumda cevapsız kaldı bana karşı. Ya haklısınız beyefendi ama biz 1650 lirayı ödedik. Bu radarları kaldırdık. O zaman yanlış yapıldıysa bu cezaların da en azından bir tanesi geçerli olsun. Geri kalanlara silinsin. Yani bizim talebimiz bu. İçişleri Bakanlığı'na buna sesleniyorum. Aksi takdirde benim gibi binlerce, on binlerce insan sıkıntıya girdi. Yazıktır, günahtır. Siz cezaları ödediniz değil mi? Ödedim ben. Bak bizler de burada işte gördüğünüz gibi 1650 TL götürdük, ödedik. Alıştıra alıştıra gönderdiler. Her gün, günde bir tane gönderdiler. 5 gün boyunca bize postacı kapıda ayrılmadı. Ama yapacak bir şey yok. Ödedik. Ödedik de zoruma gitti. Neden? Sebebi ise yani 2,5 dakikada 3 tane radar cezası. Ya ceza birdir. Bir tane cezaya gidebilirsin. Tamam kestin cezasını vatandaşın. Cezanın cezası olmaz. Benim tepkim bu ne? Niye bir tane ceza dersin ki ya ben 50'lik yeri 60'da geçmişsin. Hadi şehir içi sayılıyor. Trafik yok ama şehir içi sayılıyor sonuçta. 10 kilometre fazla geçmişsin. Ya 200 lira 400 lira bir ceza ödersin ama 5 tane ceza 4 tane ceza bu rekordur. Yani o zaman bu radar sınırı yoksa, ceza sınırı yoksa bir 5 tane daha koysunlar oraya. Vatandaş ilçeden giriş yaptığı zaman çıkışta aracını el koysunlar. Bu kadar belgeyle de kağıtla da uğraşmasınlar. Ne onlar uğraşsınlar ne vatandaşı uğraştırsınlar. Arabasını aracını el koysunlar. Yani görüyorsunuz o kadar ceza makbuzu evrak kağıt var ki arabanın üstüne sığmıyor. Arasında rüzgar aldı götürdü. Sığmıyor üstüne gerçekten kaputun üstüne. Burada 5 tane ayrı ceza var makbuzu. Bunun 5'ini ödedik işte 1650 TL. Yani bir ilçenin giriş ve çıkışında biz yaklaşık 10 kilometre mesafede 1650 lira radar cezasını yedik. Ben bu arabayla Sivas'a gittim, kontağı açtım, gittim geldim yaklaşık olarak bir 400 lira benzin parasını verdim. 1650 lira da radar parasını verdim. Bu radarların en az 5 radarın 5'te 4'ü bana iade edilmese bu İçişleri Bakanlığı tarafından bir daha ben Sivas'a kesinlikle gitmem. Son gidişim olacak olsun. Hı. Yani korkuyorum ben bir daha gitmekten Sivas'a bir 3 bin lira da gelebilir bana. Ödeyemem bu sefer. Arabaya da koyacaklar. Öyle kalsın araba burada. Ne zaman ki bu cezaların affına kadar arabaya artık yola gitmeyeceğim yani. Göründüğünüz gibi 14-4, 14-6, 14-7 yani 2,5 dakika içinde 3 tane. Bir yarım saat sonra bir tane daha. Bir tane daha. Dolayısıyla 5 tane ceza bize bir giriş ve bir ilçenin girişinde sağ olsunlar yazdılar. Benim gibi onlarca vatandaş var. Bunu İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu olaya el atsın. Baktır işte bunda ispatı. 1650 lira. 5 tane kadar cezasının. Bir tanesi de burada. Toplamda 5 tane. Hadi kapat. Hadi kapat. Hadi kapat. Hayır edin Allah'a.